2018 Kore yapımı, orijinal adı Roboti Aniya olan I Am Not a Robot dizisini izledik ve dizideki olayları yorumlarımızla birlikte bölüm bölüm yayınlayarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. Katıldığınız, katılmadığınız yerleri ya da eklemek istediğiniz detayları lütfen yorumlara yazın. Hikayemizin ana karakteri Kim Min-yu oldukça varlıklı bir aileden gelen genç bir adam. Ancak zenginliğinin tadını çıkaracak bir yaşam tarzı yok. 15 yıl önce daha çocukken başlayan rahatsızlığı onu insanlardan uzak yaşamaya itmiş. Çünkü zavallı Kim ne zaman bir insana dokunsa ya da kazayla temas etse bile vücudu alerjik bir reaksiyon gösteriyor. Her yeri kızarıyor ve durum ilerlediğinde tüm vücudu şoka girecek kadar hastalanıyor. İlk bölümün başında Kim'i askeri İnsan Gücü Kurulu'nu ziyaret ederken görüyoruz. Neden askere gidemeyeceğini kurula üçüncü kez anlatırken kimse ona inanmıyor. Kim de durumunu ispatlamak için kurulun bir üyesine mecburen dokunmak zorunda kalıyor. Neyse ki yanında taşıdığı ilacı vücuduna enjekte ediyor ve durumunu normale döndürüyor. Kadın karakterimiz Jo Jia ise ilginç icatları insanlara tanıtıp bu şekilde para kazanmayı hayal ederken hiçbir işte dikiş tutturamamış, abisinin evinde yaşarken part-time işlerde kazandığı 3-5 kuruş parayı da İcatlara yatırıp borca batmış bir genç kız. Amir Cho takma adıyla insanların satın almak istedikleri değerli eşyalar konusunda internet üzerinden aracılık hizmeti veriyor ve komisyon alıyor. Jia ile ilk karşılaşmamız da sınırlı üretim figürlerinin satışa çıkarılacağı mağazanın önündeki sırada beklerken gerçekleşiyor. İşin kurdu olmuş Jia, sıraya kaynamaya çalışan uyanıklara fırsat vermiyor. Kapılar açıldığında kahramanca mücadele ederek sipariş edilen figürü sorunsuz bir şekilde ele geçiriyor. Ancak fark etmediği şey, o sırada yanından geçen bir ufaklığın elindeki yiyeceğin sosu figürün kutusuna bulaşıyor. İkilinin ilk karşılaşması da bu alışveriş sayesinde oluyor. Kim, çok değerli figür için iki katı para ödemeye hazırken kutunun üzerindeki lekeyi fark ediyor ve Amir Cho'yu yani Jia'yı sahtekarlıkla suçluyor. Tabii ki hastalığı nedeniyle temastan korktuğu için arabadan inmeden işleri halletmeye çalışıyor. Ancak Jia İftiraya uğradığı için çok sinirleniyor ve arabanın camından Kim'in boğazına yapışıyor. Bu sırada yaşanan kargaşada Kim'in kolyesi koparak Jia'nın kazağının kolundan içeri giriyor, diğer yandan alerjik reaksiyon başlıyor. Kim güçlükle canını kurtarıp kaçmayı başarırken geride kalan Jia öfkeden deliriyor. Kim eve gelip doktora ile görüşüyor. Buradaki konuşmasından Kim'in hastalığının 15 yıldır var olduğunu ancak bir teşhis konulamadığı için tedavinin de bulunamadığını öğreniyoruz. Doktor Oh, İsveç'ten gelen bir akıllı saati Kim'e veriyor. Bu saat Kim'in vücudun tepki derecesini ölçerek ne kadar tehlikede olduğunu gösteriyor. Mavi ise tehlike yok, kırmızıya dönerse acil durum demek yani. Hayatı boyunca ne bir sevgilisi ne de ailesi olamayacağı düşüncesiyle mutsuz hisseden Kim'e şaşırtıcı bir mesaj geliyor. İki çılgının bir drone aracılığıyla evin içine gönderdikleri paketten bir bellek çıkıyor. Kim bellekteki videoyu izleyince önceden devraldıkları ve şu anda satmak üzere oldukları gemicilik şirketinin araştırma grubunun teklifiyle karşılaşıyor. Videoda konuşan Dr. Hong, Santa Maria ismini verdikleri araştırma grubunun uzun zamandır üzerinde çalıştığı insan görünümlü robot Aji 3'ü tanıtıyor. Şirketi satmaktan vazgeçip kendilerine yatırım yapmaya devam etmesini istiyor ve Kim'i sahibi olduğu robotla tanışmaya davet ediyor. Kim, önce Dr. Hong ile ilgili bir araştırma yapıyor. İnternette dolanırken Dr. Hong'un aslında çok başarılı bir robotik mühendisi olduğunu, çalışmalarıyla bilim dünyasına ilgi çeken biriyken bir gün sahtekarlıkla suçlanarak itibarını kaybettiğini öğreniyoruz. Yine de insan görünümlü bir robotun sahibi olma fikri Kim'i çok heyecanlandırıyor ve buluşmaya gidiyor. Şirketin ödemesi gereken parayı alamadıkları için kısıtlı imkanlarla işlerini yürüttükleri döküntü bir laboratuvar ortamında Aji 3'ü Kim'in karşısına çıkarıyorlar. Bir insan gibi görünen, konuşan ve davranan genç ve güzel bir kadınla karşılaşan Kim ilk önce kandırıldığını düşünüyor. Aji 3'e robot değilsin diyor. Aji 3'te bataryalarının ve diğer metal parçalarının bulunduğu yerleri Kim'e gösterdiğinde Kim rahatlıyor. Hatta Aji 3'e dokunduğunda alerjisi tetiklenmiyor. Dr. Hong ile konuşurken robotun derin öğrenme yeteneğinin varlığını öğreniyor ve onu test etmek üzere ertesi gün evine gönderilmesi talimatını veriyor. Hemen sonra da ortağı olduğu şirkete uğrayarak 2 gün sonra satışı gerçekleşecek olan Santa Maria projesi hakkında ne bildiklerini öğrenmeye çalışıyor. Şirketin CEO'su aynı zamanda Kim'in hem arkadaşı hem de rakibi olan Wang'ın da robottan haberi olmadığını fark ediyor. Bu sırada kalp lambı adını verdiği yeni icadını hayata geçirip
bir proje ile girişimcilik yarışmasından büyük ikramiye kazanmayı hedefleyen Jia'nın abisinden gizlediği sırrı ortaya çıkıyor. Abisinin asla onaylamadığı yeni projeyi gerçekleştirmek için yengesinden aldığı 10 milyon won evde büyük soruna neden oluyor. Jian abisiyle kavga ediyor ve kendini sokaklara atıyor. Aji 3'ü ertesi gün patron Kim'in evine gönderecek olan ekipteki sakar elemanlar hazırlık yaparken yanlışlıkla robotun bataryasını ıslatıyor ve yanmasına sebep oluyor. 2 günden önce robotun hazır olamayacağını Kim'e söyleseler de Kim 2 gün içinde şirketin satışının tamamlanmış olacağını söylüyor. Robotun testinin hemen ertesi gün yapılması şart yani. Dr. Hong çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken robotun yüzünü tasarlamada model olarak kullandığı eski sevgilisi aklına geliyor. Tabii ki eski sevgilisi Jia. 10 milyon won karşılığında sadece 3 saatliğine robot gibi davranması gereken Jia başta tereddüt etse de teklifi kabul ediyor. Kostüm, saç ve detaylar eklenerek Jia paketleniyor ve Kim'in evine gönderiliyor. Tabii ki paket açılıp sahibinin talimatıyla gözlerini açan Jia karşısında en nefret ettiği insanı görünce hayatının şokunu yaşıyor ve verdiği komik tepki sonrasında bölüm sona eriyor. Biz ilk bölümü beğendik ve sonra ne olacağını çok merak ederek hemen ikinci bölüme geçtik. Bu yüzden ilk bölümü başarılı bulduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci bölüm incelemesinden önce bizce bu bölümdeki en komik ve en romantik anlardan bahsedelim. Askerlik görüşmesi için gittiği yerdeki doktorların önce Kim'i ciddiye almayıp hastalandığında gösterdiği tepkiler, Kim'in şirkete gideceğini öğrenen personelin halleri, Jia'nın sarhoş olup telefonda saçmalaması ve tabii ki son sahnede Kim'le karşılaştığında verdiği tepki en çok güldüğümüz yerlerdi. Henüz ilk bölüm olduğu için pek romantik bir yer yoktu. Sadece kavga etmeden önce göz göze geldiklerinde Jia'nın Kim'den çok etkilendiğini fark ettik. Kim'in doktorla görüşmesinde söylediği sözler de kalbimizi yaraladı. Başta yalnız yaşamayı sevdiğini söylemişti ama tamamen farklı hissettiğini böylece görmüş olduk. Sizin en komik ve en romantik bulduğunuz sahneler hangileri? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir Dünya Film'den ayrılmayın.